Barcelona'da türünün tek örneği olan bir bina var. Ağırlığı 200 bin tondan fazla ve değişken geometrik şekillere sahip. Bu boyutlardaki başka hiçbir inşaatta yapı malzemesi olarak taş kullanılmıyor. Sagrada Familia, tarihin en özgün mimarlarından birinin hayali. Gaudi hiç şüphesiz geleceğe bakan, ileri görüşlü biriydi. Dünyayı büyülemek için tasarlanan bina 136 yıl sonra hala inşaat halinde. Tamamlanma tarihini kimse öngöremiyor. Ta ki yakın zamana kadar. Sagrada Familia muazzam bir inşaat laboratuvarıdır. Bugün tarihi bir değişim büyük bir zorluk teşkil ediyor. İnşaatını 2026'da tamamlamak. Yaratıcısı Antoni Gaudi'nin ölümünün 100. yılı olacak. Üçte birinden fazlası hala bitmedi. 2026'ya kadar bitireceğimize eminiz. Bu amaçla zamana karşı çalışan yeni bir inşaat sistemi uygulamaya kondu. Tamamlandığında gezegenin en yüksek kilisesi olacak. Mega yapılar. Sagrada Familia. Her sabah olduğu gibi ana vinç operatörü Jose Encina vardiyasına 20 dakika erken başlıyor. 140 metre yükseklikteki kabine ulaşması ve iş ekipmanını kontrol etmesi o kadar sürüyor. Bugün şantiyede özel bir gün. Evangelistler Kulesi ile Hazreti İsa Kulesi'ni birbirine bağlayacak 4 taş köprünün ilki yerleştirilecek. Jose Encina faaliyeti 140 metreden kontrol ediyor. Baş döndürücü bir yükseklik. Benzer işleri yüzlerce kez yapmış olmasına rağmen gerginlik belli oluyor. Köprü 3,5 metre genişlikte ve 8 ton ağırlığında. Yetişkin bir Afrika filinden 2 ton daha ağır. Hiçbir şey ters gitmemeli. Döndürüyoruz. Bu parçaları tam isabetle her yöne hareket ettirmek için inşaat ekibi kendi aletini tasarladı. Operatörler ona ahtapot diyor. Ben Jose, başlıyorum. Tamam Jose, biraz geriye, biraz. Evet. Bu operasyondaki en hassas nokta hiç şüphesi yok ki manevradır. O noktalardan hiçbiri vinçle çarpışmadan dolayı kırılma tehlikesi altında olmamalı. O yüzden manevranın tamamının dengesi başlı başına en hassas noktayı oluşturuyor. Tamam Jose, evet şimdi biraz sola. Tamam Jose, şimdi evet biraz sola, çok dikkatli. Tamam, az önceki gibi yine sol taraf Jose. Bekle, bekle. Bir dakika. Üstüne dayandı. Üstüne dayanmış durumda. Tamam, sakin olun. Evet, ucu bakıyor ama. Tamam Jose. Şimdi aşağı indirmeni istiyorum. 500 kilo bırak ve bana ver. Evet avume, 500 kilo bıraktım. Bu mükemmel şekilde oturdu. İyi işti. İlk seferinde beklenti bizi hep biraz tedirgin ediyor. Öngörülmemiş bir olay meydana gelebilir. Ve karşılaşabileceğimiz binlerce veya milyonlarca olası öngörülmemiş olay arasından bunun olmasına izin veremeyiz. Sonuçtan fazlasıyla memnun olduk. Sagrada Familia üstündeki çalışmalar 1882'de başladı. Başlangıcı zordu. Orası sadece inançlı kişilerin bağışlarıyla finanse edilebilecek kefaret niteliğinde bir tapınak. İç savaş yüzünden inşaat kesintiye uğradı ve 1950'lerde devam etti. Hiç kamu ödeneği almamış bir projeyi finanse etmek için onlarca yıl boyunca bağış etkinlikleri düzenlendi. Nihayet 2010'da Orta Nef kapatıldığında Papa 16. Benedikt Bazilika'yı hizmete açtı ve bütün dünya Sagrada Familia'nın içini keşfetti. O zamandan beri ziyaretçilerin ardı arkası kesilmedi.
ve beraberinde inşaat için daha çok para getirdi. İşte o zaman bir arzu şekillenmeye başladı. Tapınağı Gaudi'nin ölümünün 100. yılına kadar bitirmek mümkün olabilir miydi? Bu zorluğun büyüklüğü düşünülecek olursa başarı ancak yeni bir inşaat teklifiyle mümkün olabilirdi. 2014'te proje yönetimi dünyaca ünlü bir mühendislik firmasıyla işbirliğine girdi. Karşılaştığımız zorluk projeyi 10 yılda tamamlamaktı. Projenin %40'ını 10 yılda yapmaktı. Bu da inşaatı 10 kat hızlandırırken şantiye dışında daha çok, şantiyede daha az iş yapmak anlamına geliyordu çünkü şantiyedeki alan azalıyor. Bütün kısıtlamalarla birlikte yönetim ekibi kararlarını verdi ve planını harekete geçirdi. İnşa edeceğimiz şeylerin hacmi çok büyüktü ve buna kıyasla zamanımız azdı. Akıllardaki soru şuydu, bunu yapabilecek miyiz? İnşaat süreci Barcelona'ya 80 kilometre mesafede başlıyor. Bu devasa alanda yeni bir teknik inşaat hızının 10 kat artırılmasını sağlıyor. Bu teknik gerginleştirilmiş taş panellerin paslanmaz çelik çubuklarla önceden birleştirilmesinden oluşuyor. Bunlarla 6 merkez kule inşa edilecek. Modüller Sagrada Familia'daki kulelerin çapını ve eğimini taklit eden yapılar halinde birleştiriliyor. Sistem çocukların inşaat oyunlarını hatırlatıyor. Proje amiri olan Jaume Torre Gidart, her şeyin mükemmel şekilde yerine oturmasını sağlamaktan sorumlu. 25 ton ağırlığında, 25 metrekarelik parçalardan oluşan bir Lego oyunu gibi ama bu dev parçaları birleştirmek için sadece 1 milimetrelik hata payımız var. Biraz daha aşağı in. Önceden birleştirilmiş taş modüllerin kullanımı, kulelerin yakın zamana kadar hayal edilemeyecek bir hızda inşa edilmesini sağlıyor. Gaudi'nin ölümünün 100. yılına kadar işi bitirmenin tek yolu bu. Ekip geri sayımın baskısı altında çalışıyor. 8 yıl kaldı. Bu Gaudi'nin hep istediği şeyi başarmamızı sağlıyor. Taştan bir yapı inşa etmek ve onu mümkün olduğunca hafif yapmak. Tamam, onu destekleyelim. Kaldır, destekle ve dur. Başlangıca geri dönmeye benziyor. Ama tamamen güncellenmiş bir teknolojiyle. İş Sagrada Familia'yı inşa etmeye gelince Antoni Gaudi her şeyi netleştirmişti. Denizle şehir arasındaki dağ olan Montjuic'teki ocaklardan gelen taşları kullanacaktı. Gaudi neden Montjuic taşı kullandı? Çünkü son derece dayanıklı bir taştı ve renk çeşitliliği çok ilginçti. Aşağıdaki mor çizgiyi görebiliyoruz. Biraz daha yükseğe bakınca daha koyu sarı bir çizgi görüyoruz. Dağda 28 kadar farklı taş ocağı açıldı fakat bölgenin yeni kullanımları ve bir cephaneliğe yakın olması taş çıkarılmasının 1957'de sona ermesine neden oldu. Montjuic taş ocakları kapatıldığında Sagrada Familia için çözmesi zor olan ciddi bir sorun ortaya çıktı. Montjuic'te bulunanların karakteristiklerine uygun taşlar için bütün dünyayı aramamız gerekti. Taşın yerini doldurmak için İskoçya, Kantabriya, Galicia, Fransa ve İngiltere'den taşlar getirildi. Lugo'daki Inge Marga taş ocaklarında aşırı önlemler alınıyor. Bugün dev bir kaya bloğunu ayırmak için patlatma fitili kullanıyorlar. Madencilik 25 yıl önce başladı. Her sezon taş ustaları 3-4 ay boyunca devasa taş blokları çıkarıyor. Bu ekilip biçilemeyecek bir doğal kaynak ve bütünlüğünün korunması için düzgünce çıkarılmak zorunda. Carlos Perez farklı taş ocaklarından taş çıkarılmasını denetliyor. Bir yılda Sagrada Familia'ya hem ham hem de blok halinde yaklaşık 4 milyon ton granit tedarik ediyoruz.
Bu granit kütlesi yaklaşık 400 ton ağırlığında. Yani 40 şehir otobüsü kadar. Çıkardığımız bu dev bloklarda sadece en iyinin de en iyisini aradığımız için sadece %20'si kullanılıyor. Her taşın çıkarılışında aynı süreç tekrarlanıyor. Uygun olmayan yumuşak kısımlar ayrılıyor ve blokların kamyonlarla taşınmasını sağlayacak yeni kesikler işaretleniyor. En zor kısım tamamlandığında beklenmedik bir sorun çıkıyor. Makine çalışmıyor. Şimdi durdu. Kontrolleri tamir edilene kadar durması gerekiyor. Blok kesilmedi. Hızlı davranmaları gerek. Bu aksaklık operasyonun tamamını riske atabilir. Taş ocağında 400 tonluk bir blok kesmesi gereken makine hala çalışmıyor. Makinenin operasyon merkezi bozuldu ve tamir edilmesi gerekiyor. Bir elektrikçinin ona bakması gerekiyor. Kaybedilen her saat teslimatı riske atıyor. Bir çözüm gerekiyor. Taşı kesip hareket ettirebilmek için alternatif bir metot. Bu taş sadece Sagrada Familia için değil, diğer müşteriler için de çok talep görüyor. O yüzden evet, bazen biraz sorun yaşayabiliyoruz ama her zaman çözülüyor. Öncelik sırasına göre ilerliyoruz ve bizim için Sagrada Familia öncelikli. Jorge Teixeira burada tecrübeli. Ona Portekizli diyorlar. Matkapla taşın damarının üzerinden geçiyor. Her deliğe kamalar yerleştiriyor ve baskı azar azar artıyor. 29 yıl boyunca çalıştıktan sonra benim için taşa dair hiçbir sır yok. Nihayetinde makinelerin yapamadığını insanlar çözmek zorunda. Galicia graniti Sagrada Familia'nın yapımı için özellikle değerli. Doğru sertliğe sahip ve içinden süzülen yağmur suyunun oluşturduğu pas, ona Gaudi'nin kullandığı Montjuic kum taşınınkine benzer bir renk sağlıyor. Ayrıca blokların boyutu büyük parçaların oyulabilmesini sağlayacak. Bu bizim için Gaudi'nin hayallerinin bir parçası olmak, yüzyıllarca ayakta kalacak simge niteliğinde gerçekten güzel bir şey yaratmak anlamına geliyor. Farklı ocaklardan çıkarılan taşlar, dönüşümün başlayacağı tek bir depoya taşınıyor. Antoni Gaudi, yaratıcı dehasıyla dünyaca ünlü bir mimar. En olağanüstü eserleri dünya mirası listesine girdi ama Sagrada Familia projesine katıldığında sadece 31 yaşındaydı ve hiç tanınmıyordu. Ayrıca Gaudi ilk mimar değildi. Görev başta Francisco de Paula Villar'a verilmişti. Villar, zamanın zevklerine göre bir kilise tasarlamıştı. İnşaat başladıktan bir yıl sonra Villar istifa etti. Daha sonra Gaudi hayatının kalanında iz bırakacak bir göreve girişti. Gaudi, Villar'dan neogotik bir proje devraldı. Destek görevi gören payandaların olduğu geleneksel tarzda yapılmıştı. Gaudi projenin boyutlarını değiştirdi. Çok daha büyük bir proje yaptı ve bütün yapay unsurları silmeye başladı. Ayrıca çok daha temiz olan ve ışığın girmesine izin veren daha şeffaf bir alan oluşturmaya başladı. Bunu o noktaya kadar hiç var olmamış yeni bir yapı ve formla gerçekleştirdi. Gaudi, Sagrada Familia projesine 43 yılını adadı. Bunun son 12 yılında sadece onun üstünde çalıştı. Müşterisi olan Tanrı'nın acelesi olmadığını söylüyordu. Bu devasa eserin tamamlandığını göremeyeceğinin farkında olduğu için iç mekanı görmezden gelerek bütün çabalarını İsa'nın doğuşu cephesine yoğunlaştırmıştı. Bugün pazarlama olarak düşüneceğimiz şeyi yaptı ve tapınağın geri kalanının nasıl görüneceğine dair bir numune görevi görecek bir cephe yaratmaya karar verdi. Böylece inşaatını mümkün kılacak bağışların gelmesini sağlayacaktı. 7 Haziran 1926'da Antoni Gaudi'ye tramvay çarptı. 3 gün sonra 74 yaşına girmeden hemen önce öldü. Bütün şehir çalışmasının devam etmesi gerektiğine ikna olmuş halde onu saygıyla uğurladı. İki futbol sahası. Sagrada Familia'nın taş deposunun kapladığı alan işte o kadar. Burada Barcelona'ya 150 kilometre mesafedeki Le Bourg Blanc'ta
farklı taş ocaklarından çıkarılan taşlar depolanıyor. Sadece altı kulenin yapımında Carles Faras'ın elinden 25 bin ton taş geçecek. Gelen her bloktan bir numune çıkarılıp analize hazırlanıyor. Karakteristik özelliklerine bağlı olarak binanın yapısında daha çok veya daha az dikkat gerektiren bir yer kaplayacak. Bizim için kalite çok önemli. Binanın dayanıklılığını garantilemek için. Bu durumda merkezi kulelere yerleştirilecek 15 bin parçanın her birine baskı ve esnetme uygulayarak direnç testi yapıyoruz. Muhtemelen dünyada bizimki kadar kapsamlı taş kalite kontrolü yapan başka hiçbir inşaat projesi yoktur. Kalitesi teyit edildikten sonra her bloktan hangi parçanın çıkması gerektiğine karar veriliyor. Önceden kesilen ve şekli belirlenen blok, nihai dönüşümü için bir sanayiciye gönderilecek. Sagrada Familia'daki çalışmanın başlangıcından beri 50 farklı taş türü kullanıldı. Bu blokların Bazilika'nın tepesindeki yerlerine ulaşmaları bir yıl sürecek. Önce köklü bir dönüşüm sürecinden geçmeleri gerekiyor. Octavio Vázquez, Sagrada Familia'da çalışan yerel bir taş ustası için bir yaz mevsiminde parça çizimi yapmaya başladığında mimardı. Bugün 23 yıl sonra kendi atölyesini işletiyor ve Gaudi'nin tapınağı için oyulmuş taşların ana tedarikçisi konumunda. Sagrada Familia çok talepkar bir müşteri. Taş işçiliği dünyasında hiçbir zaman sıfır hata payı kullanılmamıştı. Bu taş işçiliğinden ziyade metal imalatına benziyor. O yüzden bize hata payının sıfır olduğu söylendiğinde başta bunun imkansız olacağını düşündük. Bloğumuz oyulmak ve makineyle işlenmek için Borj Blanc'tan buraya 800 kilometreden fazla yol kat etti. Burada Octavio yok olma tehlikesi altındaki antik bir zanaatla en yeni teknolojiyi birleştirmek için hiçbir çabadan kaçmıyor. Kullandığımız ileri teknolojiyle insan eli arasında denge olmalı. Rakamsal kontrol kullanılarak elmas kabloyla kesildikten sonra lento şekline sahip olan taş, sürecin makineyle yapılması imkansız olan kritik bir bölümüne geliyor. Duyuyor musunuz? Gevşedi, düşmek üzere. Düşecek. 34 yıldır bu işi yapmaya devam ediyorum. Elimden bunun gibi 5000 kadar blok geçmiştir. Şimdi gevşedi. Taş ustasının oyma yaparken oluşturduğu kusurlar değer katıyor. Yaptığımız bütün taşların güzelliği, hiçbirinin birbiriyle aynı olmaması. Her taş ustasının damgası sayesinde her taşta kimin çalıştığını belirleyebiliyorum. Örneğin bu taş Vicente'nin. Bu taş Pepe'nin. Bu da Antonio'nun. Hepsi aynı olsa da her taş ustası her parçaya kendi kişiliğini katıyor. Bu çekiç 1 kilo ağırlığında ve günde yaklaşık 15 bin vuruş yapıyoruz. Ya bu işi seversiniz ya da yapması imkansız olur. Çünkü çok fazla vuruyorsunuz. Tedarikçilerin tıkanmasını önlemek için Sagrada Familia'nın teknik yönetim ekibi siparişlerini çeşitlendiriyor. Bugün tapınak için taş oyan 7 farklı sanayici var. Sagrada Familia'nın talep edilen bitirme tarihine yetişmek için üstümüzde baskı var. Çünkü başarısız olursak diğerlerini de yanımızda sürükleriz. Demokles'in kılıcı her zaman tepemizde sallanıyor. Eşik tamamlandı bile. Kargonun kalanı ile birlikte galerada takılmak üzere yine yarımadanın diğer ucuna götürülecek.
İnşaatın büyük bölümünü tapınaktan uzağa taşımak, işi zorlaştırmaktan ziyade bir fırsat. Sagrada Familia inşaat için muazzam bir laboratuvar. Burada inşaat metotları icat etmek zorunda kaldık. Çünkü örneğin bir katalogda ya da kitapta hazır çözümlerimiz yok. Yeni inşaat metodunun kilit noktasına sonradan germe deniliyor. Taşları birleştirmek ve her panelin gerekli dayanıma sahip olmasını sağlamak için yüksek kaliteli paslanmaz çelik çubuklar kullanılıyor. Çubuklar blokların içinden geçirilip hidrolik bir sistemle geriliyor. Sonuç çok kompakt ve dirençli hafif bir modül. Sonradan germe inşaat sektöründe yıllardır var. Ama bunun gibi sadece taştan yapılan bir binaya hiç uygulanmamıştı. Bu sistem hem daha yüksek kaliteyle hem de daha hızlı çalışmamızı sağlıyor. Eşiğimiz Bakire Meryem Kulesi'ne takılacak panellerden birini oluşturmak için galeraya getirildi bile. Önceden birleştirme daha güvenli ve isabetli olması için zemin seviyesinde yapılıyor. Burada harcanan her saat inşaat işinde riskin oluşacağı daha az zaman demek. Bakire Meryem Kulesi'nin bir katını yükseltmek galerada 5 haftalık çalışma gerektiriyor ama Sagrada Familia'ya yerleştirilmesi 2 gün sürüyor. Bir zihniyet değişikliği oldu. Artık önceden üretilen malzemenin kendisiyle değil sanayileşmeyle ilgileniliyor. Altı kulenin inşaatında 21 bin kesme taş, 18 bin parça çelik ve 200 bin cıvata kullanılacak. Parçaların %100'ü için kalite kontrolü yapıyoruz. İnşaat sürecimizde hiçbir şeyin başarısız olmasını istemiyoruz. Bütün bu parçalarla 826 panel takılacak. Üstelik rekor sürede. Hem stratejik planlarda hem de en küçük detaylarda çalışma planının tamamı mükemmelliyetçilik dolu. Bazı taş kenarlar paratoner kablolarını gizleyecek. Onları yerlerinde tutmak için metal bir örtüye vidalanacaklar. 90 veya 100 metre yükseklikte olacak ve onlara taş görünümü vermeye çalışacağız. İnsanlar onu göremeyecek ama Tanrı'nın her şeyi gördüğünü söylüyorlar. Sagrada Familia Taş Atölyesi. Yıllar boyunca Sagrada Familia'da çok sayıda heykeltıraş işbirliği yaptı. Francesc Fajula onlardan biri. Bir ekiple yapılan en büyük inşaat projesinde olduğu gibi, bireysel katkılar daima bütün ekibin ihtiyaçlarına göre ayarlanmalı. Bu heykelin zorluklarından biri yaklaşık 40 metre yükseklikte olması ve uzaktan görülebilmesi. Modeli yaparken bunu hesaba katıyorum. Profiller, dış hatları ve oluşturdukları gölgeler özel bir önem taşıyor. Detaylar uzaktan takdir edilmiyor. Tamamlanınca bu Magdalalı Meryem heykeli, Hazreti İsa'nın dirilişinin temsil edildiği boş lahdin yanındaki yerini alacak. Yerleştirilme tarihi haftalar önce belirlendi. Heykeltıraş Fajula'nın hata yapma lüksü yok. Ve çok az zamanı kaldı. Sagrada Familia'yı tamamlama sorumluluğu 2012'den beri Jordi Faulin'in omuzlarında bulunuyor. Gaudi'ye tutkulu olduğu için Barcelona Tapınağı'na deneme çalışması olan Colonia Güell Kilisesi'nin mahzeninde müthiş mimarın özünü arıyor. Gaudi, inşaatı yer çekimi kanunlarına uydurmak istiyordu. Bunun için 10 yıl boyunca çalışarak ipler ve ağırlıklarla devasa bir ters model oluşturdu. O model kilisenin yapısını hesaplamasını ve tasarlamasını sağlayacaktı. Gaudi burada ilk kez eğimli sütunlardan oluşan bir yapı inşa etti. Bu inşaatın tecrübesiyle gelecekteki Sagrada Familia projesi için eğimli sütunlar planlamaya karar verdi. Eğimli sütunlar binanın ağırlığını dik sütunlardan daha iyi dağıtır. Gaudi bu sonuca vardı ve bunu çok basit şekilde açıkladı. Şöyle dedi: yürüyen biri dinlenmek için durduğunda bastonunu asla dik olarak yerleştirmez.
sino inclinado. Daha ziyade bir eğimle yerleştirir. Böylece bastonu tutan kol kişinin ağırlığını daha iyi destekler. Aynı zamanda bacaklarımızı açarsak daha dengeli oluruz. Örneğin bu şekilde. Kişinin ağırlığını dağıtan eğimli üç nokta tarafından destekleniriz. Sagrada Familia'da tutku cephesinde eğimli sütunlar var. Orta nefin içinde ağaç gibi dallanan tüm sütunlar da eğimli. Gaudi'nin tek yeniliği bu değil. Doğayı gözlemleyerek matematikçilerin zaten farkında olduğu ama kimsenin mimariye uygulamadığı geometrik şekiller tespit etti. Sonsuz sayıda dikey çizginin oluşturduğu bir silindir bu. Işığı toplamak için silindirin yerinde kalıp ağın eğimli olması daha iyidir. Buna hiperboloid denir. Hiperboloid, paraboloid, helikoid. Gaudi hayatının sonunda geometrici oldu. Bu basit ve tekrarlanan şekiller sayesinde bugün detaylı bilgiler eksikken bile çalışmaları devam ettirilebiliyor. Rakamlara dönüştürülen şeyler kolayca tekrar oluşturulabilir. Peki sadece ruhun kavrayabileceği şeyi nasıl oluşturursunuz? Neyse ki Gaudi'nin hayali günümüzde kendine elzem bir müttefik buldu. Bu çalışmadan yola çıkarak John Villagrau son 18 yılını Sagrada Familia'daki tüm vitrayların tasarımını harcadı. Oğlu Anthony, çeşitli vitrayları birleştirerek sanatçının niyetini ifade etmekten sorumlu. İşte, biraz daha şeffaf. O yüzden böyle yapılmasını söyledi. Bence Gaudi şimdi vitrayları 1920 yılında yapacağı gibi yapmazdı. Bu konuda eminim. Bu vitraylarla görüntüler oluşturmaya değil, bir ambiyans yaratmayı çalıştım. Bazilikanın içinde vitraylar gün boyunca güneş ışığının güzergahını geliştiriyor. Sabah mavimsi ve soğuk tonlardan, öğleden sonra kırmızımsı ve sıcak tonlara. Bu unsurlarla oynamanız gerekiyor. Nasıl bir yahnide tuzu veya karabiberi hesaba katıyorsanız, bu işte de bunları hesaba katmalısınız. Sagrada Familia'yı tamamlamak ancak neredeyse 100 yıl önce ölen yaratıcısının niyetlerini çözmekle mümkün. Gaudi'nin 3 boyutlu olarak gösterilmesi gereken çok eşsiz, çok karmaşık bir mimarisi var. O diğer mimarlar gibi sadece kağıt üzerindeki planlarla işini ifade edemiyordu. O yüzden zamanın 3 boyutlu yöntemine yani modelcilere başvurdu. Modelcilerin atölyesi hikayenin önemli bir parçası. Gaudi orada hesaplamalarını ve hayal gücünü şekillendirdi. Ama İspanyol İç Savaşı'nda anarşistlerin ateşi, planları ve çizimleri yok etti. Ve çatıyı çökerterek modellerin ezilmesine yol açtı. Albert Portales bugün Sagrada Familia'daki en tecrübeli işçilerden biri. Burada çırak olarak başladı ve profesyonel hayatını ustanın geride bıraktığı ipuçlarını birleştirmeye adadı. Kırılan modellerin parçalarıyla Gaudi'nin tapınak fikrinde neyi yansıtmak istediğini inceleyip, anlayıp yorumlayabildik. Burada Gaudi'nin zamanından bir parçanın çok net bir örneğini görüyoruz. Şu koyu renkli parça. Onun verdiği geometrik bilgileri inceleyip anlayarak eseri yeniden oluşturabiliyor ve eksik olan bilgiyi üretmeyi tamamlayabiliyoruz. Bulunan 80 bin parçanın 16 bini şu anki tasarım için bilgi sağladı. Bugün teknik ofiste bir grup mimar, Sagrada Familia'nın en hassas tasarımlarından birinde ilerleme kaydetmeye niyetli. Hazreti İsa Kulesi şimdi onların baş tacı. Kulenin kendisinin muazzam bir dikey oransızlığı var. O 18 metrelik çapın ve 60 metrelik yüksekliğin dünyada başka referansı yok. Sanal gerçeklik gözlüğüyle kendimizi gelecekteki bir ziyaretçinin yerine koyuyoruz. Mekanı nasıl algılayacaklarına,
neyi gözlemleyebileceklerine ve dekoratif unsurları nasıl yerleştirmemiz gerektiğine bakıyoruz. Fikir şöyle olacak. Buradan çekirdeği görüyoruz. Buradan gökyüzünü daha yakından ve daha detaylı görebiliyorsun. Kesinlikle öyle. Ayrıcalıklı bir görüş açısına sahipsin. Gaudi, kulenin dış şeklinin nasıl olması gerektiğine dair talimatlar bırakmış ama içine dair hiç görsel bırakmamış. Sanal gerçeklik tekniklerini kullanarak mimarlar, dahinin hayalini tamamlamak için teklifleri reddediyor ya da kabul ediyor. Hazreti İsa Kulesi tamamlanınca 172 metre yüksekliğe ulaşacak. Tabiri caizse Barcelona'nın yeni çatısı olacak. Ama Montjuic'i aşmayacak. Gaudi, Tanrı'nın Barcelona şehrinin yanında yarattığı dağın yüksekliğini aşmak istemiyordu. Gaudi'nin takipçileri ustalarının 136 yıl önce oluşturmaya başladığı talimatları izlemek için çaba harcıyor. Bugün teknolojik gelişmeler ve yeni bir inşaat stratejisi sayesinde Sagrada Familia'yı yaratıcısının ölümünün 100. yıl dönümünün kutlanacağı 2026'ya kadar tamamlama hayali kurabiliyoruz. Meydan okuma başladı. Bu seramik parçalar dünyaca ünlü. Barcelona'daki Parc Güell'de bulunuyorlar. Orası Antoni Gaudi'nin bir başka simgesel çalışması. David Puig, Sagrada Familia'nın inşaat yönetiminde 2 numaralı adam ve doktora çalışmasını Gaudi'nin evrensel tapınak projesini incelemeye adamış. Bugün parkın banklarına, yani mimarın belirgin özelliklerinden olan Trensadis tarzının en iyi görüleceği yere yaklaşıyor. Gaudi'yi bu tekniğin mucidi ve onu popülerleştiren kişi olarak düşünebiliriz. Bundan önce mozaikler kullanılıyordu. Kare fayansları tabiri caizse daha şık kılmanın bir tekniğiydi. Gaudi o tekniği değiştirdi ve çok daha estetik bir etki oluşturmak için geleneksel seramik parçaları kullandı. Gaudi hayatını adadığı tapınakta önceki projelerinde çoktan deneyini yaptığı Trensadis gibi teknikleri iyileştirdi. Parc Güell'de Gaudi bir kenara atılmış malzemeleri kullanıyor. Sagrada Familia'da ise onun yerine Murana camı kullanıyor. O çok daha dirençli ve dayanıklı olması gerektiği için mozaik yapımında kullanılıyordu. Sagrada Familia'nın mozaiklerinin çoğu son aşamalarında. Yerden neredeyse 100 metre yüksekte, çan kulelerinin hemen üstünde. O yükseklikteki her iş için gerçek uzmanlar gerekir. Barcelona'da her şehirde olduğu gibi neredeyse sürekli yukarı bakıyorsunuz. Biz çoğu insanın aksine sürekli aşağı bakıyoruz. Sagrada Familia istisnai bir bina. İnşaatın 19. yüzyılda başlamış olması, bugün aynı anda hem geleceği planladığımız, hem bugünü inşa ettiğimiz, hem de geçmişi restore ettiğimiz anlamına geliyor. Onu özel bir harçla boyuyoruz. Bir sebepten dolayı biraz çatlamış. Bu özel harçla her deliği ya da çatlağı kapatıyoruz ve tamamen su geçirmez hale geliyor. Önleme ve restorasyon, küçük sorunların yapısal hasara dönüşmesini engellemek için elzem. Tutku cephesinin uçları 1970'lerde tamamlandı. Şimdi eski Trensadis'in büyük bir kısmı değiştiriliyor ve daha kaliteli ürünlerle onarılıyor. Orijinal halinin fotoğrafı bu. Diyelim ki bu şuradaki parça. Düşen parça bu. Eksik olan ve restorasyonunu tamamladığımız kısım orası. Gaudi bir dahiydi. Tıpkı Messi gibi. Onlar gibi çok az insan var. Bu dehayı tanıyan UNESCO 2005'te Hazreti İsa'nın doğuşu cephesini ve mahzeni dünya mirası listesine aldı. Tapınağın, Gaudi'nin bitirebildiği kısımları onlar. Ölümünden sonra revak 80 yıl boyunca çevre şartlarına maruz kaldı ve şimdi acilen restore edilmeli. Yüksek kesinlikte bir tarama, şu anki durumuna dair milimetrik düzeyde bilgi verecek ve tadilatın maksimum güvenlikle yapılmasını sağlayacak. 2026'da her şeyin bir kez daha tüm ihtişamıyla ışıldaması için her şey yapılacak. Vamos.
İyi gidiyoruz Miguel, iyi gidiyoruz. Devam et. Bugün Bakire Meryem Kulesi'nin 10. katını oluşturacak paneller tapınağa geliyor. Taş ocaktan çıkarıldıktan neredeyse bir yıl sonra son durağa varıyor. Geriye gidelim, aşağı indirelim. Tamam, kaldır. Serçe kaldır Jose, tamam mı? Tamam mı? Desteklemek için ne kadar kaldı? Orta, 1 milimetre. Aşağı değil, değil mi? Hayır, hayır, hayır. Tamam, kaldıralım. Olmuyor Jose, bu iyi gitmiyor. Tekrar kaldıralım. Hadi. Bir anda panel yerine oturmuyor. Nedeni belirlenmek zorunda. Tamam, bunun yüzünden gibi görünüyor. Gerilmiş bir çelik çubuktaki cıvatanın yarım tur çevrilmesi 2 milimetrelik bir fark yaratmış. Sütun küresini biraz tıraşlayarak sorun çözülüyor. Tamam, şimdi sorun yok. Ortası yüzünden olmuş, ortası yüzünden. Yüzden fazla panel yerleştirdik ve bu ilk kez oldu. Sizi temin ederim. İlk kez oldu. İnşaat sisteminin doğruluk ve kesinlik seviyesinin farkına varmamızı da sağlıyor bu. Sorun çözülünce 10. kat panellerinin kalanı aynı gün sorun çıkmadan takılıyor. Yılda 4,5 milyon ziyaretçi şantiye için fazladan stres yaratıyor. Sagrada Familia bundan dolayı da istisnai. Uyarı: etrafınızda insanlar olduğunu unutmayın. Risk çok yüksek olduğu için güvenlik önlemleri de aynı şekilde yüksek olmalı. Bu projedeki tehlikenin farkındayız. Farkındayız. Bu yükseklikte bir hata felakete yol açabilir. O yüzden bütün çabaların amacı hataları en aza indirmek. Bütün aletler, sepetten dışarı çıkan her şey güvenlik halatlarına bağlanmalı. Küçük bir deliği var. Onu vücuduma bağlıyorum. Artık tehlike yok. Abel! Evet? Sağında. Evet. Biraz daha dışarı. Şimdi testi gördünüz. Bir şey düşerse, küçük bile olsa yüksek hızlara ulaşır. Şu an 90 metredeyiz. 90 metre yüksekteyiz yani. Bir şeyin düştüğünü hayal etsenize. Bir turiste zarar verebilir. İşçilerimizden birine bile çarpabilir. Çok hasar verebilir. O esnada başlarının üzerinde olanlardan habersiz şekilde her gün on binlerce turist hayret içinde dolaşıyor. Büyümesi hiç durmayan canlı bir inşaata hayranlık duyuyor. Gaudí, Sagrada Familia'yı sadece mimari bir eser olarak değil, bütün şehir düzeyinde müzik üretecek muazzam boyutlarda bir müzik enstrümanı olarak da tasarladı. Müzisyen ve mimar Galdric Santana, kulelere asılacak çanların prototipini yapan Gaudí'nin bu çok az bilinen isteğini araştırdı. Orgun bütün notalarına sahip olması ve büyük bir dış ses oluşturması için katedralde normal bir katedraldekinden çok daha fazla kule kullanıldı. Bu müzik projesinde Gaudí, bazilikanın her cephesine farklı bir ses adamış. Çan sesi oluşturmak için Hazreti İsa'nın doğuşu kulelerine hiperboloidal çanlar yerleştirmiş. Bakire Meryem Kulesi'ndeki apsiste
diyapazona benzer bir titreşime sahip dairesel çanlar var. Tutku cephesinde büyük bir ork trompeti hayal etmiş. Geleneksel çanları da zafer cephesi için ayırmış. Bu devasa enstrüman neredeyse 3 kilometre yarı çapındaki bir alanda duyulacaktı. Gaudi'nin hayalinde şehir daha önce hiç görülmemiş kutlamalar için bir etkinlik merkezi olacaktı. İnşaat projesinin 30. katında Magdalalı Meryem heykelini yerine koymak için hazırlıklar tamamlandı. Bu sabah heykeltıraş Fajula istisnai bir izleyici. Heykel için kader anı geldi. Tamam Jose, bu hazır. Yukarı çıkabilirsin. Sen ritmi belirle, biz sahaya gideceğiz. Operasyon en üst seviyede dikkat gerektiriyor. Yere değmeden önce heykelin boş lahdin yanında yerini alabilmesi için yanal olarak takip edilmesi oldukça önemli. İkiniz de aynı anda çekmeye başlayabilirsiniz. Hey, biri diğerinden daha fazla çalışmıyor. Biri çalışıyor, diğeri taşıyor. Biri çalışıyor, diğeri taşıyor. Operatör ekibinde çok sayıda tecrübeli kişi var. Bazıları inançlı, bazıları değil. Ama herkes işine, basit bir inşaatın ötesine geçen bir şeyde işbirliği yaptıklarının bilinciyle yaklaşıyor. Durma, devam et, devam et. Kaldır, kaldır, hepsini destekle. Mükemmel Jose. Bunu duyguyla tecrübe ettim. Çalışan bütün profesyonellerin sessizliği başlı başına büyük bir özveriyi gösteriyordu. Etkileyici düzeyde ciddiyeti olan bir şeydi diyebilirim. Gün be gün omuz omuza, taşları tek tek koyarak, sorumluluklarının ve taleplerin farkında olan bu ekibin her üyesi heyecan verici bir maceranın son düzlüğüne giriyor. Hedefimiz Sagrada Familia'nın yüzlerce yıl ayakta kalması. Hedefimiz onun piramitler kadar, bizimkine benzer özellikteki diğer binalar kadar uzun süre ayakta kalan bir yapı olması. Böylece Gaudi'nin bu kiliseyi bitirme arzusunu gerçekleştireceğiz. İnşaatı o başlattı ve gelecek nesiller için bir görev olarak bıraktı. Bence Sagrada Familia benzerlerinden üstün, olağanüstü ve nadide yapı örneklerinden biri. İnsan ruhunu kuşatan istisnai bir iletişim gücüne sahip. Müzik